TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Samsunspor'un Bolu Gerede kampı başladı. Teknik direktör Bayram Bektaş, Kayseri kampına götürüp durumlarını gözlemlediği Amir Arlı, Erat Çinari, Melih Okutan, Enser Arslan ve Furkan Fehmi Güneş'i Bolu'ya götürmedi. Bu isimler çalışmalarına Samsun'da devam edeceği gibi deneyimli teknik adam kampa Yakup Sumski, Aykut Özer, Alp Tutar, Nurullah Aslan, Ali Taha Demir, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Mücahit Albayrak, Soner Gönül, Ali Ürgen, Şener Kaya, İsmail Diomenda, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Celil Yüksel, Cihan Kahraman, Muhammed Ali Özbaskıcı, Henrique Boldrin, Morki Fofana, Novi Kovas, Yusuf Ensar Poyrazlı, Polat Yaldır, Gauten Laura, Ahmet Sagat, Tomane ve Ali Kılıcı götürdü. Bolu'da ilk çalışmada yapılırken kampın 25 Temmuz'a kadar süreceği ifade edildi. Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kamptaki ilk çalışmanın ardından açıklamalarda bulunurken şunları kaydetti. Evet hocam, kampımız başladı. Evet, dün itibariyle Bolu Gerede kampımızı başlatmış bulunuyoruz. Eksik futbolcularımız vardı. Bugün onlar geldi. Bir oyuncumuz daha gelecek, bir Boldrin eksik. Onun dışında da iki mevkiye daha takviye yapmamız gerekiyordu. Onlar da inşallah en kısa sürede gelir. Buradaki hazırlık maçlarımızla, sistemimizle, çalışmamızla, taktik çalışmalarımızla bu kampı da en üst seviyede bitirip inşallah Samsun'a döneriz. Burada da çok taktiksel oyunumuzla alakalı, oyun planlarımızla alakalı, savunma prensipleri, geçiş prensipleri, hücum prensipleriyle alakalı o bütünlüğü sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk maçı tam anlamıyla takımımız en üst seviyede, en hazır, ne oynamamız gerektiğini bilen bir takımla Altay maçına çıkmak istiyoruz. Burada da hava şartları çok iyi, çalışma ortamı da gerçekten çok iyi. İnşallah 12-13 gün içerisinde bütün bu çalışmalarımızı sahaya en iyi şekilde yansıtıp, oyuncuların da buna zaten başlattık, Samsun'da da Bolu'da da bunları başlattık. Buna çok iyi cevap veriyorlar ama bunu daha iyi pekiştirmemiz lazım. Hazırlık maçlarına dahil bunu daha iyi hale getirip artık ne oynamak istediğimizi bütün takım halinde oynayan oynamayan herkesin bilmesi gerekiyor. Dediğim gibi çocuklar çok özveriyle çalışıyor. Çok da güzel bir ortam kuruldu. Bir aile ortamı var. Küçükler, büyükler çok güzel. Bunu da otelde de lobide de görüyoruz. Neredeyse her gün bir doğum günü kutluyoruz. Öyle denk geldi bu takımda. Güzel, mutlu bir ortam var. İnşallah bunu lige girene kadar sürdürürüz. İlk maçta da bunu sahaya yansıtırız. Hem camiamıza hem taraftarlarımıza galibiyet ederiz inşallah. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.